Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Yine geldik bir podcast gecesine. Sizin için bir hafta geçmiş olabilir ama benim için sadece birkaç gün geçti. Biliyorsunuz yarışma filmi telaşı vardı. Deli gibi ona hazırlanıyorduk. O yüzden zamanında kayıt yapamamıştım. Ama tabii bir hafta önceden artık yaptığım için kayıtları size yansımadı bu. Ama hatırlıyor musunuz, geçen hafta şey demiştim. Büyük ihtimalle bir sonraki haftaya yansıyacak. Sihirli bir şekilde ve o kadar da başka da işlerim olmasına da rağmen olması gereken günde kayıt yapmayı başardım. Her gün bir film seyretmeyi başardım. Öyle denk geldi yani, işler o şekilde denk geldi. Ve yine karşınızdayım. Her zamanki gibi haftanın Efe Aybi sorusuyla, yani Patreon üyesi sorusuyla başlıyoruz. Aslında soru geliyor çok arkadaşlar ama genelde siyasi oluyor. Çok çok böyle spesifik nokta atışı siyasi şeyler oluyor. Şimdi onları da burada konuşup tartışıp insanları da sıkmaya gerek yok. Burası siyaset meydanı değil. Siyasi görüşlerimiz var ama o kadar da dediğim gibi siyaset meydanına çevirmek istemiyorum burayı. Önemli olan insanların dinlerken hoşça vakit geçirmesi. Benim için birinci önemli olan o. Morali bozuksa dinlediği zaman biraz moralini düzelmesi. Kısacası dinlediği zaman oh iyi ki dinlemişim demesi. O yüzden mesela şöyle bir soru geliyor diyelim. Abi Meral Akşener'in partisi işte kuruldu. Tüzüğünü yorumlar mısın falan. Çok güzel bir tüzük. Harika bir tüzük. Evet okudum ama yani nesini yorumlayacağım ki ya. Ondan sonra şey, Yıldız Tilbe ile Athena Gökhan'ın arasındaki ırkçılık tartışmasını yorumlar mısın? Yorumlayayım, ırkçılık kötü bir şeydir. Kimse ırkçılık yapmasın. Bunu da yorumladık. Evet, daha uzun cevap vermek istediğim soru. Diyorum ya, sıkıntı şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Her insan, bu hani lisede şey olur ya, her hoca sanki kendi dersi varmış gibi, böyle yükler sınavı, dersi, ödevi. Sanki kendisinden başka ders yokmuş gibi. Bu da biraz onun gibi yani. Hala daha şey diyen çıkmadı ama. Efe sen ne yap biliyor musun? Porno çeksen, porno. Seyircin porno istiyor. Onu diyen çıkmadı daha. Hardcore istiyor seyircin. Evet. Kaan isimli Patreon üyemiz sormuş. İyi günler Efe abi. Bir şey soracağım. Ben okuduğum okulu bırakıp radikal bir kariyer değişikliği yaparak Kara Harp Okulu'na girdim. Radikal kariyer değişikliği derken neydin ki acaba? Tam tersi terörist falan mıydın abi? Dağdan indin böyle? Veya tam tersi vicdani redçi. Profesyonel vicdani redçiyken böyle. Bu konudaki düşüncen nedir? Pişman olur muyum? Şimdi ben bu soruyu ilk okuduğumda girmeyi düşünüyorum gibi okumuştum. Girdim demişsin zaten. Şimdi giren girmiş zaten abi. Artık bana sormanın pek bir anlamı kalmadı. Bana önceden sorsaydın tavsiye etmem derdim. Çünkü ben de bir aralar gerçekten düşünüyordum yani. Hani böyle tezkere bırakayım, oradan devam edeyim falan. Çünkü yapacak bir işim yoktu başka. En azından böyle bir kariyer yaparım diyordum. Ciddi ciddi bunu düşünüyordum ama askere gittikten sonra dedim ki askerliğin en iyisi, en kısası. Bu arada podcast ambulansımız da geldi. Normal şifalar diliyoruz kendisine. Evet, gitti. Şimdi bizim kafadaysan mutsuz olma ihtimalin yüksek ama gidip subay olup bizim seyircilerin içinde yani mutlu olan da var. Tamamen senin kafa yapına bağlı bir şey. Kafa yapına kalmış bir şey. Ama ben şu anda kesinlikle iyi ki öyle bir şey yapmamışım diyorum yani. Ya düşünün, askeriyede, orduda şeylik vardır, üniformluk vardır. Her beyin aynı seviyede olacak, her kafa aynı seviyede çalışacak. O yüzden mantığı kapıda bırakacaksın derler ya. Bir de ben normale göre de garip bir insanım yani. Normale göre de uçuk bir insanım ben yani. Hani sivilde zaten garip karşılanan bir insandım ben. Yani kötü anlamda da bazen daha küçükken ama yani büyüdüğüm zaman da kötü anlamda olmasa bile garip bir insan işte. Dedikleri biriydim zaten. Evet. Bir sene kal benim tavsiyem yani. Baktın aynı bunalımları sen de yaşıyorsun. İstiyorsan bırakabilirsin. Daha önce de söylüyorum, hep bunu söylüyorum zaten. Hani bu kadar zaman verdik buna, artık geri dönüş yok diye bir şey yok yani. Geri hamle, hatanı gördüğün zaman geri hamle yapmak hayatta olmazsa olmaz bir şey. O illaki olacak yani. Tabii ki mümkün olduğu kadar az yapmaya çalışacaksın. Çünkü o sana bayağı bir vakit kaybettirir. Ama gene de zararın neresinden dönse kârdır diye bir sözümüz var. Çok da doğru bir söz. Şu an şunu düşünüyorum arkadaşlar. Sadece bu harp okulu için söylemiyorum bunu. Her şey için, hayattaki her şey için. Bu geçerli arkadaşlar. Mutsuz olduğunuz bir yola girdiniz. Kariyer olsun veya işte
evlenmek üzere olduğunuz biri olsun veya evlendiniz hatta. Artık nasılsa bu oldu, bu yola girdik, devam ettirmek zorundayız şeklinde düşünmenize gerek yok. Mutsuzsun, bitirebilirsin. Defalarca kere ben yanlış yola girdiğimi görüp çıktığım için şu anda karşınızdayım. Çok çok acayip bir yerde olabilirdim yani şu anda. Evet, ilahiyatçı bir hocanın açıklaması. Bu da gerçekten gündeme oturmuştu. Hoca ne demiş? Cemil Kılıç isimli bir ilahiyatçı hoca. Şöyle yazmış. Mümin bir ilahiyatçı olarak yazayım ki ateistim, deistim diyenlerin Müslümanım diyenlerden daha çok Allah'ın rızasına uygun işler yaptıklarını görmek beni bir hayli şaşırtıyor. Söyleme değil de eyleme bakınca ateist veya deistlerin daha ahlaklı ve insancıl oldukları görülüyor. Şimdi bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Dinsiz olan arkadaşlar zaten onaylayacaktır. Ama ben dinsiz olmayanlara soruyorum. Sizce de bu doğru mu? Ben istatistiki olarak en azından Türkiye'de bunun net bir şekilde doğru olduğunu görebiliyorum. Gerçekten ilginç değil mi aslında? Yani işte bu adamlar sürekli ateistler, deistler yani dinsizler. Bunlar herhangi bir yerden ahlak almıyor, o zaman ahlaksız olmaları lazım. Ama bak, bizim ahlak aldığımız bir yer var demelerine rağmen, bazı arkadaşlardan bahsediyorum. İstatistiklere bakacak olursak her türlü suçta yani hırsızlık, dolandırıcılık, tecavüz, bin tane şey sayabilirim. Ve en basitinden de sözüne güvenilirlik. Bunların hepsinde dinsiz olan insanların çok daha ileride olduğu görülüyor. Bunun sebebi ne sizce arkadaşlar? Ben birkaç tane sebep sayabilirim. Birincisi ve bence en önemlisi, genel olarak dinsizlerin daha okumuş insanlar olması, toplumda daha statü sahibi insanlar olmuş olması. Ben hep şunu söylüyorum. Din kötülük yapacak bir insanı o kadar da durduramaz. İnsanların iddia ettiği kadar da böyle durdurucu bir güç değil. Neden? Şu sebepten dolayı, o kadar çok bug'ı var ki. Çoğu insan bunu görmek istemiyor ama o kadar çok bug'ı var ki yani. Hadislere baktığında zaman, hadisleri de işin içine kat, ayetleri de kat. Sen mutlaka bir yerden canın ne yapmak istiyorsa, ahlak dışı sayılan, bu adamlar bunu yapıyorlar ve bir bahane, bir kulp da uyduruyorlar. O yüzden din engel olamıyor. En son askerliğini jandarma olarak yapmış bir arkadaşın anlattığı hikayeler işte. Adam kendi küçük kızına tecavüz ediyor. Bayağı hastanelik oluyor yani kız. Ondan sonra mahkemede de şey diyor. Sen bir tohum ektiğin zaman onun meyvesini yemeye hakkın yok mudur diyor. Şimdi bu adamın, şehir söylemeyeceğim ama tahmin ettiğiniz şehirlerden bir tanesi. Sizce bu adamın dini görüşüne, ateist mi, deist mi? Bir adam kötülük yapacaksa gerçekten din engel olamıyor. Ben bunu çok gördüm. Ve tabii ki gene istatistiki olarak dinsiz bir insandan böyle bir olay görme ihtimaliniz çok çok daha düşüktür. Ama neden? İşte ilk söylediğime geliyor. Eğitim. Eğitimden dolayı. Ateist insan eğitimli olmak zorundadır veya dinsiz insan eğitimli olmak zorundadır diye bir kural yok. Ama olay ne? Toplumumuz genel olarak dindar olduğu için aşırı cahil insanlar da dindar olabiliyor. Okumuş insanlar da dindar olabiliyor ama aşırı cahil olanlar da dindar olabiliyor. Ama aşırı cahil, dinsiz diye bir şey henüz yok. Belki ileride olabilir ama ben görmedim en azından. Sebeplerden bir tanesi bu. İkincisi de, adam açık açık ben ateistim veya deistim diyorsa ve bu etiketlenmeye rağmen bunu diyebiliyorsa, o zaman bayağı dürüst bir adamdır yani. Bu da gene dediğim gibi %100 bir kural değil ama gene istatistiki olarak, genel olarak yani dürüst olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü kimse kendi kendisi için toplumda sevilmeyen bir sıfatı kendine yapıştırmaz yani. Ve burada bir şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ateist ve deist olanlar Müslüman olanlara göre demiyor. Ateist ve deistim diyenler Müslümanım diyenlere göre diyor. Bu da çok önemli bir fark. Burada da doğru söylemiş. Çünkü dinsiz olup, yani dinle hiçbir alakası olmayıp sürekli ağzından din, iman kelimelerini, laflarını düşürmeyen çok fazla insan var. Ve en çok malı götürenler, gene genel olarak söylüyorum, en çok malı götürenler genelde bu insanlar. Ciddi ciddi inananlar da genelde paralarını kaptıran insanlar. Yine şu da güzel bir tartışma konusu. Gerçek dindar ne demek? Çünkü aslında o ince bir çizgide değil, artık kalın böyle bir geçiş çizgisi yani. Hangi noktada ben dindarım deyip de aslında dindar olmayıp insanları kandıran adam, hangi noktada da dinin gerekliliklerini yerine getirmeyen ama gerçekten de
Allah'a inanan bir insan. Tabii bunun kesin bir cevabı yok. Ama ben genel olarak şunu görüyorum. Bir adam sürekli dindarlık şovmenliği yapıyorsa o zaman o adamdan biraz çekineceksin abi. Para ve irfan videolarında bunlara değinmiştik zaten. Bu arada hocanın sadece ateist ve deist demesi, agnostikleri koymaması da gene manidar olmuş. Çünkü biz söyleyip duruyorduk. En son bak Ateizm Derneği Başkanı'nın konuşması vardı. O da gene benim söylediğim şekilde söylüyor yani. Yani özetle biz neden ateistiz, deist değiliz yani neden ateistiz? Görmediğin bir şeyin veya algılayamadığın bir şeyin kesinlikle olamayacağını söylemek mantıklı mıdır? Değildir tabii. Ama o zaman neden ateistiz? Çok basit. Ortada bilimsel bir iddia var. Bunu birebir kesin olarak algılayana kadar, tespit edene kadar bunu yok kabul edersin. Tanrı için de aynısı geçerli. Gerçekten böyle bir tanrısal varlık varsa bunu görene kadar yok kabul etmemiz lazım. Eğer bu işe bilimsel olarak yaklaşıyorsak. Ve böyle dendiği zaman o zaman agnostik diye bir şeyin de aslında var olmadığı çıkıyor ortaya. Anlatmaya çalıştığım bu yani. Bir de arkadaşlar şunu söylüyor. Ama diyorlar işte ateistlerin içinde tanrı kesinlikle olamaz diyenler var. Onlar aslında ateist. Siz ateist değilsiniz. Siz agnostiksiniz. Hayır değil. Gene Ateizm Derneği Başkanı da bu konuda açıklama yaptı. Orada da şey dedi. Pozitif ateist denilen insanlar var dedi. Ben bu kesimin zaten varlığını biliyordum. Ancak böyle bir isimleri olduğunu bilmiyordum. Pozitif ateistmiş bu arkadaşların isimleri. Onlar da diyorlarmış ki tanrı olamaz. Mantıken olamaz. Çelişki yaratır. Ancak söyledikleri dediğim gibi daha önce demiştim. Söyledikleri sadece semavi dinlerde var olan sonsuz güçlü, sonsuz işte iyilik sahibi, her şeyi bilen, zaman ve mekandan bağımsız, her yerde olan tanrı. Ama tanrı dediğim zaman illaki böyle bir şey olacak diye bir kural yok yani. Hatta Davut Dağ da kendi kitabında bunu yazmıştı, ateistlerin tanrısı diye. Aslında işte pozitif ateistlerin tanrısı demek daha doğru olur. Ve o da şöyle bir şey yazmıştı. Tanrı aslında sonlu güçlü olabilir. Hatta ölecek olabilir. Tabii ki insanlar tepki gösterdi bayağı. Hakaret edenler, saldıranlar oldu. Ama sonlu güçlü bir tanrı, sonsuz güçlü bir tanrıya göre çok daha mantıklı. Yani ne demeye çalışıyorum? Bizimle bakterilerin, mikropların arasında ne kadar fark varsa bizden o kadar daha üstün bir varlık. Böyle bir varlık varsa zaten biz onu göremeyiz. Ama gene de bu onun sonsuz güçlü olduğunu göstermez veya her şeyi bildiğini veya böyle tepeden bakıp da bakalım bunlar bana tapıyorlar mı diye kontrol ettiğini veya tapınmaya ihtiyaç duyduğunu bunların hiçbirini zaten göstermez. Bir de sanırım kırmızı hap videosuna bir eleştiri gelmişti konuyla ilgili. Orada da şöyle diyordu. Tanrı sonlu güçlü olabilir demişsin ama tanrı kavramının tanımına ters değil mi? Değil. Sonsuz güçlü tanrı aslında bilmiyorum biliyor musunuz? Çok az dinde var. Yani çok az mitolojide var. Çok az inanç sisteminde. Sonsuz. Hep vardı. Hep olan, her şeyi bilen bu tür tanrı semavi dinlerde var, onu biliyoruz. Birkaç tane daha dinde var. Onun haricinde hep işte evlenen tanrılar, yaşayan ölen tanrılar, kabus gören tanrılar, acı çeken tanrılar, insanlarla evlenebilen tanrılar, birbirleriyle kavga eden tanrılar. Ve yine tek tanrı artı peygamberler gene semavi dinlerde var. Ve sanırım belki de sadece semavi dinlerde var. Tek tanrı artı peygamberler. Diğer inanışlarda bir sürü tanrılar var. Yani o bizim peygamberler dediğimiz hani insandan biraz daha böyle üstün güçlere sahiptir ya onlar. Onlar işte diğer inanışlarda tanrılar diye geçiyor. Herkül, Merkül onlar işte. Herkül de tanrı sonuçta. Yok o yarı tanrıydı değil mi? Evet o yarı tanrıydı. Bir de şuna açıklık getirelim. Hocanın söylediği gene dinsizlerin yaptıkları işlere bakacak olursak Allah rızasına çok daha uygun şeyler yaptıkları görülüyor. Şimdi o biraz da Allah rızasına bağlı. Din derslerinde öğretilen dinden mi bahsediyorsun yoksa Kur'an'daki dinden mi bahsediyorsun? Çünkü Kur'an'ın çok büyük bir kısmı kayıtsız şartsız tapmak, inanmak çok büyük bir kısmı bu. Kendini tamamen teslim etmek. Bakın inanın okuyun göreceksiniz yani. Çok büyük kısmı bunlar. Bir de tabii o dönemde geçtiği için Allah adına savaşmak. E bunların hangisini yapıyor deistler veya ateistler? Hiçbirini. Ve hatta iblisin söylediği birçok şeyi yapıyorlar. İnanma, tapma, teslim olma. Bir tek şeyi yapmıyorlar. Başka tanrılara tapmak. Bir de onu yapsalar tam olacak yani. Yani kısacası biz bu coğrafyada neden böyle birbirini yiyen bu kadar bencil insanlar olduk bilmiyorum ama
Din bunu engelleyemedi. Birçok insan diyor ki din buna sebep oldu. Din olarak Yahudilik de çok farklı değil. Ama Yahudiler yemiyor birbirlerini. Hangi ara biz bu hale geldik bilmiyorum. Gerçekten dış güçlerin etkisi var mı bu kadar birbirimize düşman olmamızda? Bu kadar bencil olmamızda? Dış güçlerin de etkisi var mı? Tabii ki onların da gazı var ama buna sebep olan sadece onlar mı? Bilemiyorum. Herhalde daha böyle derin tarihçi olan abilerimiz daha iyi biliyordur bunun cevabını. Ama birçok insanın söylediği gibi dinin yani İslam'ın buna sebep olduğunu düşünmüyorum. İslam diye bir şey hiç olmasaydı bence başka bir bahanede bulunurdu. Ve genel olarak insanlık olarak da neden bu kadar garip varlıklarız? Yani ben buradayken hepiniz bunu söylüyorsunuzdur yani. Etrafınızdaki insanlar size göre çok garip geliyor değil mi? Ne biçim insanların arasındayım ya falan diyorsunuz. Hani çevrenizdeki insanlar genel olarak sizden daha biraz daha mal olduğu için bunu biz bize olduğumuz için söyleyebiliriz. Dışarıda söylemiyoruz. Ondan sonra götü kalkmış kendini bir şey sanıyor falan diyorlar ama böyle bunu hepimiz biliyoruz. Sadece dışarıdan söylemiyoruz. Etrafınızda uğraştığınız insanlar, bir şeyler yapmaya çalıştığınız insanlar mal olduğu için ve sizi delirttikleri için şey diyorsunuz değil mi? Ulan işte gitsek medeni ülkelere falan. Neyse ki ben şimdi kendi çevremi, kendi arkadaş çevremi birlikte çalışmak istediğim insanları seçebildiğim için, çok güzel filtreleyebildiğim için şu anda çok daha mutluyum yani kendi kafamdaki insanlarla çalıştığım için. Yurt dışına gittiğin zaman arkadaşlar orada da aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Yani ben şöyle düşünüyorum artık orada herkes böyle zihniyet olarak aşırı ileri, aşırı herkes zeki okumuş falan böyle. Biz böyle artık çomar kalacağız falan. Hiç öyle bir şey yok yani. Diyorum ya dünya çok garip, insanlar çok garip. Dünyayı yöneten Yahudiler ama cumartesi günü düğmeye basamıyorlar. Ulan dünyayı yönetiyorlar. Bilim dalında Nobel alıyorlar. Cumartesi oldu mu düğmeye basamıyor ama adam. Ondan sonra Vancouver diyorsun değil mi? Gerçekten çok güzel bir şehir. Vay be diyorsun ne güzel modern şehir böyle. Harika süper. Binaya bir giriyorsun. 12. kat var, 14. kat var, 13. kat yok. Oha! Koskoca binaya 13. kat koymamış herifler. Uğursuzluk getirir diye. Ve binaların birçoğu böyleymiş. Ne? Nasıl bir mal olabilir? Abi 13 uğursuz ya. Ne? Vancouver lan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle fazla düşünen bir adamsanız her yerde zaten yalnız kalıyorsunuz yani. Ama tabii tek fark oraya gittiğinizde sizin yeteneklerinizi kullanacak insanlar oluyor. Daha çok oluyor yani. Burada daha çıkıntı gibi oluyorsunuz. Orada daha böyle yetenekleri kullanılabilecek insan gibi oluyorsunuz yani. Tabii az önce söylediğime bağlantılı olarak bir video gördüm. Elinde Kürdistan bayraklarıyla Amerika'ya küfrediyorlar. Gavat Amerika, niye bize yardım etmedin? Irak ordusu Barzani'nin bölgesine girerken neden bize yardımcı olmadın? İşte ayaklanalım, ayağa kalkalım. Az önce anlattığım şeyi hatırlıyor musunuz? Buradaki insanların bencilliği. Zamanında büyük ihtimalle Amerika Irak'a girdiğinde bu arkadaşlar en büyük desteği olmuşlardı. O zamanlar sorun yoktu. Başkasına zulüm yaparken sorun yok. Ebu Ghraib hapishanesinde Iraklılara işkence yaparken sorun yok. O zaman zalim değillerdi, o zaman hümanistlerdi. İngiliz askeri sokak ortasında Iraklı çocukları sopayla döverken, bir adam da bunu kamerayla çekip zevke gelirken, zevke gelen sesler çıkartırken, abartıyorum sanıyorsunuz ama videoyu seyretmiş arkadaşlar abartmadığımı biliyordur. O zaman sorun yoktu, o zaman gene hümanistlerdi. Ama ne zaman size yardım etmediler, o zaman mı gavat oldular, o zaman mı zalim oldular? O zaman zalim oldular değil mi? Neden? Siz Ortadoğu'nun prensesi misiniz? Yani siz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz, herkes sizi beslemek zorunda. O zaman değiştirin adınızı, Aleyna yapın veya Kayra Aleyna Su yapın. Baleye de yazdıralım mı sizi? Baleye de yazdıralım. Ama böyle bale hocası yanlış hareket yaptığın zaman yanlış diyemesin. Çok güzel desin, alkışlasın falan böyle. Hayır, açık açık da söyleseydin keşke. Niye bizim istediğimize zulüm yapmıyorsun? Galat Amerika böyle deseydin keşke. Bizim istediğimiz insanlara zulüm yaptığın zaman o zaman hiç sıkıntı yok. O zaman 10 numara insansın. Ama bizi korumadığın zaman o zaman zalimsin. Sadece biz, bize. Niye öyle? Biz çok önemli insanlar. Zamanında işte Barzani'yi şişirdiler. Orada kullanabilmek için kukla gibi. Siz çok özel insan. Siz prensessiniz. Niye? Ha neden? Sebebi ne yani?
Bir şey mi icat ettiniz? Ne oldu? Bir şey mi buldunuz? Ne özelliğiniz var ki ülkeler sizi korumak zorunda? Ta batıdan gelip de. Bu zihniyet meselesi. Bir kere arkadaş şey yazmıştı. Niye işte doğudaki insanlar diyorsun veya Ortadoğullar diyorsun da Kürtler demiyorsun. Doğudakilerin hepsi Kürt değil, tamam. Kürtlerin de hepsi böyle değil ama. Burada işinde gücünde olan Kürtler var. Onları kim ne demiş ki zaten? Öyle bir şey kaldı mı bilmiyorum. İzmir'de yok en azından. Sen Kürtsün, sana alışveriş yapmıyorum falan. Belki belirli mahallelerde falan vardır veya semtlerde falan vardır. Ve bu zihniyette olanlar da sadece Kürtler de değil. Şu an bak hala da öğrenememişiz. Hala öğrenememişiz. İşte başımızda bir diktatör var diyorlar. Ondan sonra gidip onu gene batıya şikayet ediyorlar. Hala mı öğrenemediniz ya? Ciddi ciddi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ciddi ciddi. Şimdi batı dese ki Amerika falan böyle, İngiltere falan böyle. Biz birleşeceğiz. Türkiye'ye gireceğiz. Neden? İşte Tayyip çok diktatör bir adam. Sizi Tayyip'ten kurtaracağız. Diktatör Tayyip'ten kurtaracağız. O kadar çok destek veren mal çıkar ki. Şeylerden bahsetmiyorum tabii. HDP tayfasından bahsetmiyorum. Onlar tabii ki destek verir de. Bizden de çıkar yani. Hala da batıdan medet uman insanlar var. Gidip batıya şikayet eden insanlar var. Hala da bunu o kadar çok duyuyorum ki. O kadar çok duyuyorum. Ya işte Tayyip gitsin de nasıl giderse gitsin. Önemli değil, gerisine sonra bakarız. Hadi ya. Nasıl giderse gitsin. Önemli değil, gerisine sonra bakarız. O gitsin dediğiniz Tayyip nasıl gelmişti peki? Ecevit nasıl giderse gitsin gerisine sonra bakarız kafasıyla gelmişti. Kimse kusura bakmasın abicim. Ben o Ergenekon dönemlerine geri dönemem. Açılım dönemlerine geri dönemem. Her şeyi bir kişiye yükleyip, uzun adamı yükleyip, onu cezalandırıp ondan sonra da Mayıp diye başka bir adam çıkarıp, Mayıp Merdoğan diye başka bir adam çıkartıp kaldıkları yerden devam etmelerine izin veremem ben. Daha yeni Kırmızı Hap 4'ün sonunda bunu yazdık zaten. Özet. Bu adamlar sizi babanızın oğlu değil. Bedavadan da gelip size işte çok hümanistlik olsun, oraya demokrasi gelsin, çıldırıyoruz demokrasi olsun diye. Başka bir derdimiz yok. Kimse babasının hayrına da size iyilik yapmaz. Menfaati o yöndeyse o zaman yapar. Değilse yapmaz. Ha, buna da hiç kızmaya hakkınız yok yani. Biz bunu senelerdir söylüyoruz. O zaman ne olacak? Kendi işinizi kendiniz yapacaksınız abicim. Bu kadar basit. Şimdi yeni haber çıktı ya işte. Amerika'dan destek alamayınca bu sefer Putin fotoğraflarıyla Rus konsolosluğunun önüne gelmişler. Yan yana böyle Putin ve Barzani'yi göstererek Putin bize yardım et diye. Aynen öyle. O yardım et, bu yardım et. Dünya nasıl işliyor sanıyorsunuz acaba? Mesela Amerika'ya kim yardım ediyor? Ve Japonya'ya kim yardım ediyor? Almanya'ya kim yardım ediyor? İnsanlar için de aynısı geçerli. Sen kendini geliştirirsin, bir noktaya gelirsin. Öyle bir noktaya gelirsin ki insanlar seninle ortaklık kurmak ister. O zaman ne olur? Karşılıklı menfaat. Bununla ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum. Mehmet Ali Birant. Beni dinlediğini biliyorum. Öncelikle ruhun şad olsun. Mekanın uçmağı olsun. Şöyle bir yazını hatırlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri neden PKK ile mücadele edemedi? Neden başarısız oldu? Ondan sonra madde madde yazmış. İşte onlar daha tecrübeliler. Ondan sonra zemini daha iyi biliyorlar. Ondan sonra işte halk onları seviyor. Bir sürü yazmış. İşte TSK daha tecrübesiz bu konularda. Stratejik hatalar yapıyor. Hayır abicim. Hayır. Güzel abicim. Ne oldu? Bilmiyorum, oradan takip ediyor musun? Vakit kalıyor mu? Ne oldu şimdi, ne oldu? Tek bir sebep vardı. O da açılım. O zamanlar biz bunu söylüyorduk. Ciddi ciddi benim etrafımda da insanlar vardı. Ya artık kabul edelim işte, yenemiyoruz bunları ya falan diyen böyle Merveler vardı. Hümanist Merveler vardı. Hayır abicim. O zaman da biliyorduk. Ordunun eli kolu bağlanmış durumdaydı. O zamanlar sadece asker bekliyordu bir şeyler olsun diye. Onlara saldırı oluyordu. Askerler ölüyordu, şehit düşüyorlardı. Ondan sonra peşlerinden biraz böyle bir gidiyorlardı, bakıyorlardı falan. Geri geliyorlardı. Ondan sonra başka bir yerde bir saldırı daha oluyordu. Her saldırı olduğunda da açıklama geliyordu. İşte bu saldırılar açılımı baltalamak için yapılıyor. Buna izin vermeyeceğiz falan. Analar ağlamayacak. Bu sefer ağlamayacak. Bak bu sefer kesin ağlamayacak analar. Bunda da gene aynısı geçerli. Kendini bilememek. TSK teröriste gücünü yetiremiyor, öyle mi? Öyle mi? Şimdi ne oldu? Abi kafanız mı güzel sizin? Kafanız mı güzel? Nitrojen mi soğudunuz? Ne yaptınız abi siz? Ben en çok neye üzülüyordum biliyor musunuz arkadaşlar? O açılım olayı devam etseydi ki diyorum ya, yarın bir gün
işlerin tekrardan tersine dönüp açılımı devam etmeyeceğinin de garantisi yok. Ama devam etseydi, bölünmeler yaşansaydı o zaman ne olacaktı? Kahraman PKK TSK'ya boyun eğdirdi. Gücünü gösterdi, TSK'ya boyun eğdirdi olacaktı. TSK baş edemedi, PKK'li olacaktı. İşte o Birantlar konuşacaktı ondan sonra. Ben aslında bakın hayatın anlamını söylüyorum. Tetiklenmek yerine mesajı almak isteyen varsa alabilir. Kim olursanız olun, hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın, içinde bulunduğunuz ülkenin insanlarıyla iyi geçinin. İşte şurada faşist varmış, burada bizim istediğimizi yapmıyorlarmış. Sen bahane ararsan bahane çok. Ben bir tane gördüm, tamam mı? Yorumlara yazmışlar ciddi ciddi. Bazen böyle çok boş vaktim oluyor. İyi bir şey değil bu. Böyle saçma sapan işler yapıyorsam fazla boş vaktim var demektir. İyi bir şey değil bu. Bazen oluyor. Evde falan kaldığım zamanlar böyle projem de olmuyor. İki projenin arasında falan oluyorum. Merak ediyorum lan diyorum ne zulüm var şu anda mesela. Bugün şu anda ne zulüm var? Şey yazmış adam ya. 19. Reis hep şey diyor ya işte. TC zulüm yapıyor o yüzden bölünmeliyiz o yüzden işte ayrılmalıyız falan. Doğudan bahsediyor. Alta yazmış. Neden diyor tarih derslerinde hep Türklerin yaptığı kahramanca savaşlardan bahsederler de Kürtlerin yaptığı kahramanca savaşlardan bahsetmezler. Zulüm buymuş. Tamam bir şey demiyorum ben. Gene benim sözüm herkese. Hangi ülkede yaşıyorsan yaşa. Bulunduğun ülkenin insanlarıyla iyi geçinmen lazım. Veya başka bir yere git. İkisinden biri. Onu veya bunu bahane edip bize zulüm yapıyorlar demesi kolay. Veya 2-3 tane ırkçıyı bahane edip bize ırkçılık yapıyorlar demesi kolay. Neyse ben niye konuşuyorum ki bu konu hakkında? Olan oluyor zaten. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi rüzgar tersine dönüyor. Rüzgar tersine dönüyor. Merak ediyorum, bilen var mı? Amerika neden destek çıkmadı? Bir de şey diyenler var. Apocular ve Barzaniciler diye böyle iki grup var. İşte Amerika Apocu olduğu için Barzani'ye yardım etmedi falan diyen var. Onlar da böyle birbirlerine girdilerse o kadar da karıştırmayın oğlum. Şimdi bak humanist ver iyice kafalar karışacak yani. Orada 2-3 işte Twitter'da aforizma yazıp Instagram'da 2-3 paylaşım yapıp orada humanistim. Hani ben de önemli bir insanım falan demeye çalışıyor. Ben hani boş kafa zengin çocuğu kızı Melis değilim demeye çalışıyor. Çok fazla da kafalarını karıştırmayın yani. Manyak etmeyin çocukları. Böyle yapıyorsunuz kaçırıyorsunuz ondan sonra kızları. LGBT paylaşımları yapmaya başlıyorlar bu sefer. Aman ateistlere dokunmasınlar da. Onu da yapıyorlar. Yok dokunmayın siz. Yok siz olmayın. Siz ateist olmayın. Bir tane daha konu yazmışım. Birkaç tane daha var ama ilginç konular değil. Dediğim gibi ilginç olmayan konuları da burada konuşup boşu boşuna uzatmak da istemiyorum olayı. 120 dakikalık Türk dizisi yapmak istemiyorum yani. Çocuklar duymasın. Seve seve oyuncuların geri geldiğini ve tekrardan bölümlere başladığını biliyordum. Birkaç tane bölüm seyrettim. Ondan sonra kemoterapiye aldılar beni. Pek bir şey değişmemiş ya. İşin ilginç yanı insanlar nasıl hala daha aynı şeyleri döndürüp dolaştırıp seyrediyorlar. Bu şey herhalde değil mi? İnsanlar işte işten geliyor böyle bakacak bir şey arıyor. O saatte de böyle bir şey çıkıyor. Veya reytingi var mı? Belki de seyretmiyorlardır. Neyse. Mint Reis. Beni dinlediğini biliyorum. Sana hemen burada bir kıyak yapayım. Bir bölüm hemen bedavadan. Freestyle. Bir çocuklar duymasın bölümü yazayım hemen sana. Şimdi Havuc'un annesi geliyor. Ondan sonra şeye. Tamer Karadağlı'ya. Haluk. Oğlumuzu baleye yazdırıyoruz tamam mı? Haluk da ana. Baba baba yapıyor böyle. Karagöz gibi. O da hayır diyor. Olmaz öyle şey. Oğlumuzu şeye yazdıracağız böyle. Mafyaya. Oğlumuzu mafyaya yazdıracağız diyor. Olmaz öyle şey falan diyor. Ondan sonra anne de diyor ki hayır. Modernlik olsun diye oğlumuzun götüne patlıcan sokacağız. Tamam mı? Lütfen. Operaya götüreceğiz. Operada götüne patlıcan sokacağız. Patlıcanın etrafını da az pişmiş flaminyonla saracağız. Sallıyorum şu anda. Söyledikleri mantıklı mı bilmiyorum. Mantıklı değil mi? Haluk da ana. Olmaz öyle şey. Oğlumu kiralık katil yapacağım ben. Delikanlı olacak oğlum. Şey de büyük ihtimalle futbolcu olacak o futbolcu. Olmaz öyle şey Haluk. Benim oğlum haremde hadım olacak. Evet haremde hadım olacak benim oğlum tamam mı? Ona böyle gider abi sonsuza kadar gider. Bak kaç tane bölüm çıktı az önce kaç tane freestyle kaç bölüm çıkarttım sana. Önceden yazmamıştım bunu. Evet arkadaşlar çok fazla gün geçmediği için
herhalde. Bir de bana söylenen, şunun da hakkında konuşur musun denilen olayların da ilginç olduğunu düşünmediğim için. Ve daha önce de demiştim ya, siyaset meydanına da çevirmek istemiyorum bu arada. Evet, siyaset konuşuyoruz ama artık hani hangi parti ötekinden daha iyi vesaire. Evet, yani şunu söylemeye gerek bile yok. Meral Akşener'in partisi genel olarak bize ters tabii. Ama ters olmadığını düşünen insanlar da olabilir. Çok önemli değil. Belki yarın bir gün ben de fikrimi değiştirebilirim. Sanmıyorum ama. Evet, hazırsanız arkadaşlar film köşesine geçebiliriz. Bazen biliyorsunuz asansör müziği çalıyor. Bazen de film girişi müziği çalıyor. Neye göre karar veriyorum? Uzun bir ara verirsem o zaman asansör müziği çalıyorum ama şimdi ara vermeden direkt geçeceğim. Fark bu. Hazırsanız geçelim. Evet, ilk filmimiz haftanın yeni filmi. Gene yeni filmlerden bir tanesi. 10 senelik filmi yeni film diye tanıtmayacağım, merak etmeyin. War for the Planet of the Apes. Bu üçlemenin son filmiymiş. Bundan sonrası gelmeyecekmiş. Şeyin öncesini anlatıyor işte. Maymunlar Cehennemi nasıl oluştu? Bunu anlatıyor. Filmin konusu, biraz da diğer filmlerden de bahsedeyim. Daha önceki filmleri de bilmiyorsanız. O zaman daha önceki filmlerde bir virüs, simian virus dedikleri, simian maymun anlamına geliyor. Maymun virüsü gibi bir şey yani. İnsanlara bulaşıyor ve insanların birçoğu ölüyor. Sadece bir kısım, işte bu hastalığa henüz yakalanmamış olanlar hayatta kalıyor. Bu virüs sayesinde biraz da şeyi açıklıyor. Zaten bu filmde de işte artık War for the Planet of the Apes, karışık bir adı var. Burada da işte şeyi açıklıyorlar biraz. İnsanlar neden aptal? Maymunlar neden daha zeki? Bundan önce işte şey vardı. Genetik olarak maymunlar aşırı zekileşiyordu falan. Bunda da işte bu virüs yüzünden aptallaşıyor insanlar. Öyle bir virüse bağlamaya çalışmışlar olayı. Çünkü normalde orijinal filmde hatırladığım kadarıyla hani kuşaktan kuşağa gittiği için herhangi bir virüsten dolayı değil de yani insanların artık böyle eğitimli, zeki olmalarını falan engelliyordu maymunlar. O şekildeydi. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama burada işte virüste biraz daha mantık koymaya çalışmışlar. Ve işte bir kötü insanların böyle bir kötü bir başı var. O maymunlara saldırıyor, bitirmeye çalışıyor. Böyle olunca maymunların başı Sezar. O iyi aslında. Maymunlar iyiler yani aslında. O da işte karşılık vermeye çalışıyor. Bu şekilde aslında hesapta War for the Planet of the Apes diyorlar. Ama her şeyden önce beklediğiniz çıkmıyor. Yani öyle büyük böyle bir savaş, maymunlarla insanların arasında savaş falan, böyle bir şey yok maalesef. Bunun haricinde CGI artık gerçekten aşmış. Çok çok iyi yani. Maymun bakıyorsun, tamam diyorsun, abi maymunlar konuşuyor yani. Çok iyi olmuş yani maymunlar. Ama maalesef bu da filmi kurtarmaya yeterli değil. Birçok insan bu filmi çok aşırı beğenmiş. Belki de çok beğenmeyen bir tek benim. Demiştim ya, ara ara uyuttu film. Aynen öyle. 3 filmlik konuyu bir filme bile sığdırabilirsin. Hadi çok sıkıştırmadın, 2 filme sığdırırdın yani. O kadar uzatmışlar ki. İşte hapse atılıyor Sezar. Hapiste geçirdiği günler falan. Çok çok lüzumsuz uzatmalar var filmde. Bir de bir şeye dikkat ettim. Şimdi CGI ya maymunların çoğu. O yüzden bazı sahneler acaba minyatür olabilir mi? Gerçekten minyatüre benzettim ya. Bir sürü sahne. İşte derenin şeyinden, yamacından düşüyor falan, böyle şeylerin yamacından düşüyor falan. Ciddi şeye benziyor. Minyatüre benziyor. Çünkü minyatürde yapabilirsin. Koy abim. CGI koyuyorsun sonuçta. İstediğin yere koy. Gene böyle maymun hapishanesi. O da gene minyatür olarak yapılmış. Birçok şey sanki minyatür olarak yapılmış. Binalar falan. Çok ilginçti ya. Bir dikkat edin. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani zaten de içine insan koymuyorlar ya. CGI maymun koyuyorlar. O yüzden zor da olmaz yani içine karakter yerleştirmesi. Evet. Büyük ihtimalle çok yüksek puan vermeyen bir ben varımdır bu filme. Gerçekten beklemediğim hiçbir şey olmadı filmde. Baştan sana ne olacağını biliyorsun zaten. Film tek bir konuyu aşırı uzatmış. İkincisi. Üçüncüsü de war diyorlar, savaş diyorlar ama ortada gerçekten öyle savaş gibi bir şey yok yani. Küçük küçük çatışmalar var sadece. Ama böyle büyük
maymun ve insan savaşı falan öyle bir şey yok yani. Üzdü. Antiklimaktik derler ya. Sonda böyle büyük bir sahne bekliyor insan ama o kadar büyük bir sahne çıkmadı ortaya. Sonlara doğru savaş gibi bir şey oldu ama onu da spoilerını vermeyeyim. O da aslında maymun insan savaşı değil. Kısacası EFDB puanı 10 üzerinden 7,5 veriyorum. O da efektleri çok iyi diye. Bundan önceki Maymunlar Cehennemlerini sevdiyseniz bunu da seversiniz büyük ihtimalle. Onun haricinde benim gibi hani bundan öncekiler o kadar iyi değildi ama bunun hakkında çok iyi şeyler söylüyorlar gibi bir umudunuz varsa pek umutlanmayın bence. Uyutan bir filmdi. Ciddi ciddi. Evet, sıradaki film haftanın klasik filmi. Bu aralar korkudan gidiyoruz klasik deyince. Hep böyle devam etmez tabii. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben de düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim ya. Acaba biraz böyle diğer böyle dram, ondan sonra romantik. Hani hepsine girsek mi? Hiçbir şey olmasa bile dram, tarihi, böyle farklı konulara girsek mi diye. Hani filmciyiz, o yüzden film seyretmemiz lazım diyoruz ya çünkü. Hani her çeşidi seyretmek daha iyi olabilir gibi. Ama bir de şöyle bir şey var. Potansiyel olarak seyircime tavsiye edeceğim filmleri seyretmek istiyorum. Daha önce de şey demiştim ya, eski filmleri de bu sebepten dolayı çok fazla seyretmiyorum. O yüzden o kadar kasmıyorum kendimi arkadaşlar. Yani seyircilerim de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm şeyleri seyrediyorum genel olarak. Evet, haftanın klasik filmi Elm Sokağı'nda Kabus. Tabii ki birincisi. Biliyorsunuz 13. Cuma Texas Chainsaw Massacre'dan daha iyi demiştim. Elm Sokağı'nda Kabus ise 13. Cuma'dan da daha iyi. Sanki böyle slasher filmleri evrimleşmiş de böyle en iyi haline gelmiş gibi. Tabii büyük ihtimalle bunun da böyle evrimleşmiş, daha iyileşmiş versiyonu çıkabilir. Hepsine bakmadık çünkü klasik film. Daha Halloween'e bakacağız. Bu filmin yönetmeni de efsanevi Wes Craven. Zamanında çok iyi filmler çekerdi. Ondan sonra kaliteyi düşürdü gittikçe. Ben Wishmaster'ı da çok beğenmiştim. Prostetik konusunda gerçekten ve işte practical effects diyorlar yani gerçek efektler konusunda gerçekten uzman ustalardan bir tanesi. Yani bu tür efektleri kullanan usta yönetmenlerden bir tanesi. Bu Elm Sokağı'nda Kabus filminde de bunu görebiliyorsunuz. Filmin konusunu spoiler vermeden anlatayım. Bir kız rüyasında bir katilin onu takip ettiğini görüyor. Ondan sonra bunu arkadaşlarına anlatıyor. Ve arkadaşları da aynı rüyayı gördüklerini söylüyorlar. Ve o arkadaşlardan bir tanesi de Johnny Depp. Ne kadar küçük bir rolde başlamış. Normal insan rolünde. Daha sonra da tahmin edebileceğiniz gibi bu katil bu gençlerin rüyalarına girerek onları rüyalarında öldürüyor. Ama rüyalarında yaşadıkları şeyler gerçekten de yaşanıyor falan. Mesela rüyasında kolunu kesiyorsa gerçek hayatta da kolu kesiliyor gibi. Uyurken yani yatağında. O yüzden gerçekten sağlam bir korku konusu bence. Ama esas güzel olan konunun orijinalliği değil, efektler. Efektler on numara arkadaşlar. Şeye bakmıştım bir ara. Efektler nasıl yapılmış diye böyle bir video denk gelmişti. Sanırım odayı falan ters yapmışlar. Odayı ters yapmışlar, kamerayı da ters tutmuşlar. Hangi sahneler olduğunu zaten gördüğünüz zaman anlarsınız. Ha buymuş dersiniz. Birkaç tane böyle var. Gerçekten çok başarılı sahneleri var. Özellikle ilk başta kızın oradan oraya savrulduğu, atıldığı sahneler. Aşırı gerçekçi. Ve bir yandan da işte Freddy uykusunda kızı keserken gerçekten yara açılması vesaire. Bunları çok iyi yapmışlar. Ve söylenene göre ciddi olan tek film buymuş. Bundan sonra artık iyice cıvıklaşıyormuş yani olay. Şimdi bile arkadaşlar gene böyle arkadaşlarla toplandığınız zaman korku filmi ne seyredelim diyorsanız bence Elm Sokağı'nda Kabus diğer klasiklerden kesinlikle daha üstün yani seyrettiklerimden. Yani 13. Cuma'dan da Texas Chainsaw Massacre'dan da kesinlikle daha üstün. Kesinlikle hoşça vakit geçireceğinize inanıyorum. EFDB puanı da 8 veriyorum 10 üzerinden. En büyük zayıflığı az insan olması, az genç olması. Daha fazla olsa ve daha fazla insana musallat olsa o zaman çok çok iyi olacakmış. Bir de tabii Freddy'nin neden böyle insanların rüyalarına girdiği ile ilgili de bir hikaye var. Onu size anlatmayacağım ama spoiler olmasın diye ortalarda bir yerde. O da anlaşılıyor. Yani onu da böyle boş geçmemişler. Ben küçükken Elm Sokağı'nda Kabus 3'ü seyretmiştim. O da hoşuma gitmişti. Ancak şöyle bir sıkıntı var.
Elm Sokağı'nda kabus filmlerinde. Adam ölüyor, ondan sonra ölmedim. Ölüyor, ölmedim diyor ondan sonra gene. Bir sonrakinde ölmedim ki. Bir şey oluyor, kalkıyor tekrar. Bu gerçekten işi tavsatıyor. Tek film olsaymış baya baya bence bir klasik olurmuş yani. Diğerleri de öyle. Jason da öyle. Testleri zaten öyle. Artık her katilin böyle anasını bacısının gençliğini, sülalesini falan bilmemize gerek yok yani. O biraz işte gizemli kalmalı. Gizemli kalması çok önemli yani. O yüzden creepypastalar daha etkili ya birçok filmden. Bir kısmını zaten olayını anlatmıyorlar bir. İkincisi de anlattıklarını da zaten yani göstermiyorlar. Sadece anlattıkları için sen hayal ediyorsun. Neyse, geçelim sıradaki filmimize. Sırada haftanın indie filmi var. Mom and Dad. Bir İngiliz filmi arkadaşlar. Gerçekten hatta filmin adına bakınca biraz düşündüm. Lan dedim, bu ekstrem film miydi, indie film miydi? Hangi haftadayız şu an? Çünkü gerçekten aslında seyrettikten sonra fark ettim. Bir önceki haftaki ekstrem film dediğimiz Seven Days'den aslında daha ekstrem. Çok çok abartı olmasa da gene de tadında olacak şekilde ekstremliği de var. Böyle bir filmi de bulmuş olmamız güzel bir şey. Bu podcast'imizin zaten faydaları bu. Yani bilinmeyen ama güzel filmleri, mainstream, ana akım olmayan, bazı kuralların içinde kalmak zorunda olmayan filmleri bulup çıkarmak. Bu da onlardan bir tanesi. Polonya göçmeni bir kız İngiltere'de havaalanında çalışıyor. Orada işte tuvalet temizliği gibi işler yapıyor. Orada bir İngiliz'le karşılaşıyor. İngiliz işte gene bunun arkadaşı, çalışma arkadaşı yani. Kızın da zaten hani ilk günleri olduğu için daha yeni tanışıyorlar. İngiliz olan buna işte yardım ettiği için hemen arkadaş oluyorlar. Ondan sonra kız işte diyor ki, bize yemeğe gelmek ister misin falan diyor. Polonyalı olan da yani baş karakter tabii reddediyor. O bakımdan biraz mantıklı olmuş. Çünkü genelde o kadar mantık kasmazlar, düşünmezler. Genelde şey olur. Ha iyi tamam falan der veya diğeri ısrar edince ha tamam der. Tanımadığı insanın evine gider. En azından buna biraz mantık kasmışlar. Kabul etmiyor kız ama diğeri oyun yapıyor, İngiliz olan. Bir dakika işte telefonumu tutar mısın? Hemen döneceğim diyor. İçeriye gidiyor. O esnada da Polonyalı kızın binmesi gereken servis kaçıyor. Öyle olunca tabii çok uzakta olduğu için başka bir alternatifi de yok kızın. O zaman zorunlu olarak artık tabii İngiliz kız geri dönüyor. Zorunlu olarak onların evine gidiyor. İngiliz'in bir de erkek kardeşi var. İki kardeşler. Erkek kardeş pek konuşmuyor. Eve geliyorlar. Evde anne ve baba dedikleri iki karakter var. Bunlarla henüz daha tanışamadan kafasına bir darbe yiyor kız ve bağıramaması için bazı ilaçlar yapılıyor kıza ve oraya bağlanıyor. Diyorlar ki artık sen de bu ailenin bir parçasısın. Bu kızı hapis tutuyorlar orada. Sadece bu da değil. Bu çok sevdiğimiz şu garip manyak aile filmlerinden bir tanesi ama bence iyi olanlardan bir tanesi. Güzel olanlardan bir tanesi. Her şeyden önce baba karakteri. Söylediklerine göre Human Centipede'deki adammış. Çok da aşırı da benzemiyor. Yani söylemese ben çok benziyor demezdim ama andırıyordu aslında. Tabii Human Centipede'de keldi ya. Hani o kel göbekli adam. O. Burada tabii saçlı olunca bir de böyle eşek kadar gözlükleri var. Biraz garip gözüküyor. Tam adamını bulmuşlar ama. Tam böyle biraz garip ama biraz da babacan. İkisinin ortasında bir tip yaratmışlar. Gerçekten sapıttığı zaman baba tam sapıtıyor. Ama onun haricinde gayet normal böyle. Herhangi bir evdeki babanın yapacağı hareketleri yapıyor. İşte gazeteye yorum falan yapıyor, gazetede okuduklarına. Veya işte iş yerinde yaşadığı komik bir anıyı anlatıyor falan böyle. Ama bunu yaparken kahvaltı sofrası mesela ama televizyonda porno oynuyor falan. Böyle garip bir iş. Gerçekten güzel yapmışlar arkadaşlar. Oyunculuk iyi. Ana karakter olan kızın gerçekten kurtulmasını istiyorsun. Genelde öyle oluyor değil mi arkadaşlar? Bunu belki dikkat etmişsinizdir. Mümkün olduğu kadar masum tipli bir ana karakter buluyorlar. Hem böyle hani vahşileştiği zaman, kendini kurtarabilmek için vahşileştiği zaman daha etkili olsun. Hem de kurtulmasını isteyin diye. Raw filminde de böyleydi. Kanlı bir olayın içinde böyle masum bir kız. Witch filminde de böyleydi. Birçok filmde böyle. Split'te gene zaten Witch'teki kız oynuyordu. Daha bir ton daha örnek sayılabilir yani. Elm Sokağı'ndaki Abus'ta da öyleydi. Birçok filmde öyle yani. Bu filmi arkadaşlar hem
indie film sevenler, yani ana akımın dışında böyle bağımsız, düşük bütçeli ama kurallara uymak zorunda olmayan filmciler neler yapıyor, merak edenler için, artı ekstrem film sevenler için gerçekten sonunda elle tutulan böyle sağlam bir tane daha film çıkartabildik. Düşük bütçeye rağmen sinematografisi güzel bir film. Oyunculuğu güzel bir film. Baştan sona kadar istikrarlı gidiyor. Genelde çünkü düşük bütçeli bağımsız filmlerin en büyük sıkıntısı o oluyor. Sonda sıçıyorlar mesela. Bırakıyorlar kendilerini. Toparlayamıyorlar. Lafımı toparlayamadım diye kalıyor falan. Bu öyle değil. Sona doğru aşırılık gittikçe artıyor. Sonda zaten bir böyle tavan yapıyor. Onları falan da güzel ayarlamışlar. Bence nizami, güzel, 8'lik, EFDB puanı 8 olan hem ekstrem hem indie hem de dünya filmi. İngiltere'yi saymıyorduk ama değil mi? Dünya olarak. Diyebileceğimiz kaliteli bir film arkadaşlar. Haftanın dünya filmi. Gene Meksika'ya gidiyoruz. Şu Alejandro Jodorowsky'yi ben beğenmiştim. Her ne kadar aşırı garip gelse de bir tane daha bunun gibi garip filmi vardı. Daha aşırı deniyordu hatta. El Topo. Hatta en çok bilinen filmi buymuş zaten. Filmin konusu çok ilginç bir şekilde. Diyorum ya, Holy Mountain filminin içinde aynısını söylemiştim. Ne kadar çok sahne, ne kadar çok set var diyorduk. Bu bir önceki film, daha düşük bütçeli. Ama gene de baya baya bir şeyler oluyor. Filme dakikasına baktım, inanamadım. 2 saat 6 dakika. Ben sanıyorum ki böyle filmden 2 saat geçmiş, daha 1 saat daha var falan. Böyle 3 saatlik film sanıyorum. 2 saatlik film. İçine ne kadar çok şey koymuşlar. Filmin konusu bir kovboy. Kasabanın içinden geçiyor. Kasabada hayvanları falan değişmişler. Sanıyorum bu tür filmlerden sonra hayvan hakları dernekleri filmleri kontrol etmeye başladı. Bakalım film için hayvan öldürüyorlar mı diye. Çünkü bu filmde çok fazla olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar hayvanlar yenecek hayvanlar olsa da tavşan gibi, ondan sonra işte koyun gibi, sığır gibi yenecek hayvanlar olsa da adam büyük ihtimalle mezbahadan kesilmiş hayvanları almış oraya koymuş yani. Ve tabii ölü insanlar bunların olduğu bir kasabadan geçiyor. Ve daha sonra bu cinayeti, daha doğrusu katliamı yapanları buluyor. Bunlar işte bir çete gibi, eşkıya çetesi. Onları işgal ettikleri bir köyde yakalıyor ve öldürüyor başlarını. O esnada bir kız işte bu adamların elinde ve kıza da işte zulüm yapıyorlar. Adam da tabii bu kötü adamları öldürünce kız da bununla birlikte gelmek istiyor zorla. Bu esnada garip film dedim ya. Abi çok garip. Ben size çok çok normal bir şekilde anlatıyorum. Çok aşırı garip olaylar da yaşanıyor yani. Mesela köyde zulüm yapıyorlar insanlara dedim ya. Orada böyle 4 tane din adamı ama genç böyle. Keşişler olur ya. Genç, ne bileyim, 20'lik 18'lik falan. Onları mesela eşkıyalar 4 tanesini alıyor. Onlarla önce bir dans falan ediyor. Ondan sonra soyuya falan çırılçıplak yatağa götürüyorlar. Neyse ki yatakta ne yaptığını görmüyoruz abi. Her neyse, bu esnada da işte bu kovboyun, iyi kovboyun yanında da kovboy şap kası olan ama başka da üstünde hiçbir şey olmayan bir oğlan çocuğu var. Pipi mipi her şey, diyorum ya, normal yani bu adamlar için. Peki abi, normal olsun. Olabilir. Mantık çok aşırı saçma demiyorum. Büyük pipisi gösteriyorlar çünkü. Büyük pipisi gösterdikten sonra bir de baş karakter zaten aynı zamanda yönetmen. O çıplak çocuk da yönetmenin kendi oğlu zaten. Daha mantıklı yapıyor mu bilmiyorum ama neyse, işte adamların kendi şeyi. Kendi doğrusu, kendi yanlışı. Her neyse, kız şey yapınca, bu adamla birlikte gitmek isteyince kovboy da çıplak çocuğu keşişlerin yanına bırakıyor. Onlar da işte aynen küçük keşiş gibi giydiriyorlar çocuğu. Çocuk ağlıyor ama işte adam dinlemiyor, terk ediyor. Kesin böyle bir şeylerin sembolikliği yani. Hani adam dinini mi terk ediyor artık, ne yapıyorsa, veya masumiyetini mi yitiriyor? Olabilir aynen. Hani kadını görünce masumiyetini yitiriyor olabilir. Her şey olabilir. Daha sonra mantıksız bir şekilde, kesin vardır derin bir sebebi de, kadın diyor ki beni seviyor musun diyor. Erkek de evet diyor. Kadın da diyor o zaman kanıtla diyor. Nasıl kanıtlayacağım? 4 tane diyor çok büyük silahşör var. Bunları yen diyor. Herif de teker teker, yani bir sonraki artık filmin bölümü bu.
Teker teker bu silah şöleri buluyor bu sefer. Peşlerine düşüyor falan. Hileli hurdayla falan yeniyor bir de. En sonunda dördüncüde pişman oluyor. Niye ben böyle bir şey yaptım diye. Sonra bir üçüncü bölüm daha var. Arada bazı olaylar oluyor ama onlar spoiler olaylar. Onları söylemiyorum. Üçüncü bölümde de ensest ilişkiden, ensest evlilikten dolayı deforme olmuş bir insan grubu var. Ama bu insan grubu mağarada yaşıyor. Aynen de şey gibi mağara ha. Neydi o? Dark Knight Rises'da var ya. Batman'in çıkmaya çalıştığı. Kesin var ya bu filmde esinlenmiştir ha. Gerçekten çok benziyor. Bu insanlar da tabii çıkamadığı için tünel kazmalarını istiyorlar. Sanıyorum bu herif çıkabiliyor. Artık boyu uzun olduğu için mi, sağlam olduğu için mi ne? O çıkabiliyor. Diğerleri için de tünel kazmaya başlıyor. Tabii paraya da ihtiyacı var. Para da şeyden dolayı. Dinamit falan da alması gerekiyor tünel kazabilmek için. Kasabaya gidiyor. Film böyle tamamen anlattığımı sanıyorsunuz ama özet geçiyorum ben gerçekten. 2 saatlik film ha. Kasabaya gidiyor. Kasabada bu sefer yanına da bir tane işte şey oluyor. Cüce bir kız. İşte o deforme insanlardan bir tanesi o. Ha, bu arada hani yeniden iyi bir insan olarak doğmasını sağlıyorlar adamın. Saçını sakalını her şeyini kesiyorlar. Kel kafa böyle sakalsız falan birisi olarak. Keşiş gibi geziyor. Orada işte şaklavanlık falan yaparak zenginlerin olduğu böyle bir kasaba var. Şeyde var ya böyle. Neydi o ya? Hunger Games. Hunger Games'te böyle aşırı böyle zengin saçma sapan insanlar var ya. Onun böyle western versiyonunu düşün. Oraya gidip orada para kazanmaya çalışıyor. İşte zenginler buna zulüm yapıyorlar tabii. İşte para istiyorsan şunu yap bunu yap diye rezillikler yaptırtıyorlar falan. Buna ve kıza. Daha da bir ton daha olay oluyor. Artık sonunu da anlatmayayım yani. Pardon podcast ambulansımız. Her neyse neredeydik? Daha da başka olaylar da oluyor. Sonunu dediğim gibi anlatmak istemiyorum. Bu şekilde film sonlanıyor. Gerçekten garip bir film. Her ne kadar garip, acayip olsa da iyi kötü bir şeyi var. Konusu var yani. Şey yapabiliyorsun. Sadece sembolik anlatımdan ibaret değil. Böyle anlatabileceğim de bir konusu var işte gördüğünüz gibi. Ben şeyden daha çok sevdim. Holy Mountain'dan daha çok sevdim. Daha konulu duruyordu. Ama gerçekten klasik Alejandro Jodorowsky gariplikleri var gene. Sıra dışılıkları. Gerçekten çok sıra dışı filmlerden bir tanesi. Daha anlatmadığım çok çok şey var. Onları da artık siz keşfedin. Hadi bir şey daha anlatayım. O usta silahşörlerden bir tanesinin yardımcısı var. Daha doğrusu iki yardımcısı var ama yardımcılardan bir tanesinin sadece bacakları var, kolları yok. Diğerinin de bacakları yok, kolları var. Bandajla böyle bağlamışlar birbirlerine. Şeyin adamın sırtına. O kollarını kullanıyor, o da bacaklarını kullanıyor. Bacaklarını kullanarak yürüyor, o da işte kollarını kullanarak silah kullanıyor falan. Böyle ilginç ilginç şeyler var. Zaten arkadaşlar fragmana bir bakın. İlginizi çekerse hoşunuza gidebilir. Özellikle mesela Nuri Bilge Ceylan türü film seviyorsanız bu onun kralı yani kralı. Yani o tür film seviyorsanız bu onun kralı yani ciddiyim bak. Ama ağır film diyorsanız ağır film çok sevmiyorum diyorsanız bundan belki biraz sıkılabilirsiniz. Ama klasik bundan önceki Alejandro Jodorowsky filmi gibi çok fazla şey oluyor. Arka arkaya çok fazla şey oluyor. Bu da güzel bir şey aslında. Yani böyle bir konunun bir setin üstüne çok durmuyorlar. Hemen geçiyorlar yani. Bu adam gerçekten garip. Yani tavsiye etsem mi etmesem bilemiyorum. Her zamanki gibi Jodorowsky abimize 10 üzerinden Hüsamettin veriyorum. Öyle filme böyle puan diyerek. Filmin bir yerinde bir de şeyden bahsediyor. Böyle bir tarikat gibi bir yer var. Üçgen içinde göz var. Bildiğin Illuminati tarikatı mıdır artık neyse. Dinlerinin sembolü o. Böyle işte başlarındaki adam hileyle falan işte boş kurşunla ateş ediyor. İşte insanlar ölmüyor. Bu da bir mucize diyor ve bu şekilde insanları kandırıyor. Gerçekten onu seyrettiğim zaman şeyi dikkat ettim. Ciddi ciddi izole kasabalarda bir tarikat oluşması, insanların birbirlerini etkileyerek manyaması ne kadar kolay. Neden böyle oluyor ki hep? Şey daha zor yani. İzole bir kasabanın hepsinin böyle aklı başında böyle bilimsel düşünen insan falan olması daha zor. Neden acaba abi? Bir manyak çıkınca o manyağın peşinden gitmek neden bu kadar insan doğası gereği? Neden böyleyiz yani insanlar olarak? Neden en çok para kazandıran meslekler çalışmadığın meslekler? Çalıştığın mesleklerde o kadar çok kazanmıyorsun. Evet her neyse.
son filmimize geçelim. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Mümkün olduğu kadar sonraya atmaya çalışmıştım ama işte 4 tane filmde bitince başka şansım kalmadı. O yüzden dedim artık bugün seyretmek zorundayız bunu. Gene uzun süredir gelen, istek olarak gelen filmlerden bir tanesi. Haftanın ok gibi film köşesi arkadaşlar. Hazır mısınız? Destere. Gördüğünüz gibi ok gibi film köşesinde kaliteden hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Her zaman en iyilerini seçiyoruz size sunmak için. Gene bir Efe Aydal hizmeti. Filmi büyük ihtimalle biliyorsunuz. Belki fragmanını seyretmişsinizdir. Ama filmin konusunu bilmiyorsunuz. Ne olabilir acaba diye düşünüyorsunuz. O yüzden ben de size anlatacağım. İki vatandaş. Birisi Peker Açıkalın. Öbürü de hiç kimse değil. Ama güzel bir insan o da yani. Oyunculuğu iyi. Testere'nin mekanının böyle Anadolu versiyonu bir yerde uyanıyorlar. Ve çok da çakma olmasın diye tabii testere maskesi, televizyon vesaire yok. Onun yerine kaset buluyorlar. O kasetten işte Destere'nin bunlara yaptığı oyunu dinliyorlar. Bunun haricinde de dışarıda da jandarma Destere'nin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Konu bu. Bu film ok gibi film sayılır mı? 10 üzerinden biliyorsunuz 5 ve 5'in 6 olduğu zaman ok gibi sayılıyor. Sınır Recep İvedik'ti çünkü ona 5 vermiştik. Bu filme 10 üzerinden 3,5 veriyorum. Yani Pamuk Prens'ten daha iyi. Pamuk Prens 3'tü. Elcin'den de daha iyi. Avanak Kuzenler'le de eşit. Evet. Peker Açıkalın'ın oyunculuğu gene her zamanki gibi Vine ünlüsü gibi. Vine'cılar Peker Açıkalın'ı mı acaba taklit ediyor? Kötü anlamda söylemiyorum. Öyle yani. İyi anlamda da söylemiyorum. Öyle. Benzettim yani. Vine'dan ünlü olan oyuncu oyunculuğu var. Farkında mısınız bilmiyorum. Vine'dan ünlü olan oyuncu oyunculuğu. Hani bunu dediğim gibi aşağılamak veya kötülemek anlamında söylemiyorum. Öyle ama baktığın zaman hepsi böyle sanki aynı tür oyunculuk yaparlar. Hafif abartı böyle. Hani tecrübesizliği çok belli olmasın diye aşırı abartmaya çalışırlar falan. Daha çok mimik kasarlar. Her neyse. Filme baktığın zaman iki tane yönetmen gözüküyor. Filmi yazan da zaten Gürcan Yurt. Gürcan Yurt'u bilmiyorsanız Robinson ve Cuma'nın yazarı. Tabii orijinalin değil. Çizgi romanının. Yönetmenlerin de bir tanesi Gürcan Yurt. Diğeri de tanınmayan birisi. Bunu niye söyledim? Filmde aşırı belli oluyor. Testere sahnesi yani Peker Açıkalın ve diğer arkadaşın olduğu sahne bariz bir şekilde film çekmeyi daha iyi bilen birisi tarafından çekilmiş ama o bölümü hangisi çekti bilmiyorum. Dışarıdaki sahneler, jandarmanın Destere'yi aradığı sahneler bariz bir şekilde filmciliği bilmeyen bir adam tarafından çekilmiş. Bir, ikincisi de oyunculuk olarak da jandarma çok büyük ihtimalle yönetmenin babasının dayısı falan. Yok lan o kadar yaşlı değil. Yönetmenin amcaoğlu, yönetmenin büyük kuzeni falan böyle. Gerçekten çok çok uzun süredir ok gibi film seyrediyorum. Bu kadar kötü oyunculuk az görmüşümdür. Felaket kötü. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Yoldan herhangi birini bul. Bak şey demiyorum. Böyle yoldan herhangi abi ben oyunculuk yapayım mı? İyi yaparım abi diyen birini bulun demiyorum. Tam tersi. Ya oynamasam olmaz mı? Oynamayacağım ya falan diyen böyle bir arkadaşınızı yalvar yakar oynatırsınız ya. Aynen öyle bir oyunculuk abi. Bu kadar mı göze batar lan? Aşırı gözüme battı yani. Felaket kötü bir oyunculuk bir. İkincisi de çok çok büyük ihtimalle adamın kendi sesi de değil ses zaten. O da bariz belli oluyor yani. Neden ki yani? Ulan tamam belki hani şunu diyorsunuz bedava. Hiç şey yapmadım. Adam üstüne para mı verdi acaba? Ciddi ciddi adam üstüne para vermiş olabilir yani. Filme tabii o kadar sinirlenmedim, tetiklenmedim. Birçok hakaret gibi filmin yanında en azından kendilerini ciddiye almıyorlar. En azından kendilerini iyi film sanmıyorlar. Öyle bir artısı var. Ama bu filme para vermiş olsaydım, evet arkadaşlar, evet bu filmi raftan indirmedim. Çünkü YouTube'da var. Yasal bir şekilde YouTube'dan seyredebiliyorsunuz. Yüklemişler. Genelde öyle oluyor. Çok fazla gişe yapmayan filmleri en azından tıktan kazanırız diye yüklüyorlar. Gerçekten sinemaya gitmiş olsam ve bu filme para vermiş olsam aşırı sinirlenirdim herhalde. Bu kadar sakin olmazdım yani. Filmin bir sonu bile yok desem inanır mısınız?
kim olduğunu buluyor. Spoiler geliyor. Oo. Dester'in kim olduğunu buluyor jandarma. Bulduktan sonra Destere jandarmanın sevgilisini rehin almış oluyor ve orada bitiyor. Neden böyle ki? Acaba YouTube versiyonu mu farklı? Yo. Bir iki salaklık gene yapmışlar komiklik olsun diye. Şey var. İşte 10 kontör geliyor cep telefonu. Normalde bir cep telefonu buluyorlar. Şey yapıldıkları yerde. Hapsoldukları yerde. Ama kontörü yok. Ondan sonra işte kontör geliyor. İşte şu kadar yıllık abonemiz olduğunuz için falan diye. O kontörle de sağır birisini aramaya çalışıyorlar. SMS at abi. Bu tür saçmalıklar filmi bozuyor. Komedi bile olsa yani. Hani biraz insanları salak yerine koymak gibi oluyor seyirciyi. Film bittikten sonra bir de şunu fark ediyoruz. Bu filmin bir de theme müziğini yapmışlar. Kim söylüyor bilmiyorum ama bir kadın bir erkek söylüyor. Kadının sesi bir ara Doğa vardı ya. D-O-A. Ceza ile falan şarkı söylemişlerdi. Sonra yok oldu. Büyük ihtimalle o. Veya sesi ona benzeyen başka birisi. Bir de bu filmin theme şarkısı var lan. Senin var mı theme şarkın? Bu filmin var ama. Filmin tek güzel yanı. Neden daha düşük puan almıyor? Testere sahneleri yani hapsolduğu yerdeki sahneler o kadar da böyle itici değil. Bir, hani komik de çok bir şey olmuyor ama en azından o kadar itici değil bir. İkincisi, karşılıklı dans ettirtiyorlar. İşte Testere diyor ki hanginiz daha iyi dans ederse ötekini öldüreceğim falan diyor böyle. Karşılıklı dans ediyorlar Peker açık alanına rakibi. O güzeldi, bayağı komikti. Hatta bence var ya sadece o sahneyi fragman olarak koysalar bayağı bir seyirci çekerlerdi yani. Başka hiçbir şey koymayacaklar. Sadece o sahneyi koyacaklar. Destere dans sahnesi falan diye aratırsanız belki çıkar. Filmin tek güzel yanı oydu. Bunun haricinde şu hataya neden hep düşüyorsunuz arkadaşlar? Beni dinlediğinizi biliyorum. Türk komedi filmi yapımcıları. Ünlülere şive yaptırmak. Gene şiveli çünkü. Artık nerede geçiyor bilmiyorum. Çünkü şive olarak roman şivesine benziyor ama mahalle öyle değil. Trakya olabilir. Ünlülere lütfen şive yaptırmayın. Şöyle olsa çok daha az itici olurdu film. Gerçekten oralı. Mesela Trakya şivesi ise Trakyalı birini bulacaksın. İki tane. Çok zor bir şey olmasa gerek yani Trakya'da iki tane oyuncu bulmak. Bu tür filmlerin en büyük sıkıntısı bu. Kanalizasyonda Okan'da da aynı sıkıntı vardı. Bul işte abi normal. Yani sıradan adam rolü ya. Sıradan adam rolü olarak sıradan adam bulsan gerçekten çok çok daha etkili olur. Her neyse arkadaşlar. Filmimize EFDB puanı 3.5 verdik. Birçok ok gibi filmi de bulamıyorum. Bulamıyorum yani hiç bulamıyorum. Alamıyorum da yani. Bunlardan bir tanesi Adam Mısın? Diğeri Yapışık Kardeşler. Diğeri Çok Film Hareketler Bunlar. Bunlardan herhangi birini seyrettiniz mi? Sizce ok gibi film kategorisini hak ediyorlar mı? İlk ilgisini bayağı gömmüşlerdi. Üçüncüsünü de yani Çok Film Hareketler Bunlar. Onu da genel olarak beğenmemişler. Ama bir de size sorayım dedim. Merak ediyorum. Seyredebileceğim bir yer var mı? Yardımcı olursanız gene sevinirim. Veya başka bir ok gibi filmde olabilir. Aslında çok çok var ok gibi diyebileceğimiz. Ama birçoğu ünlü değil ya. Ünlü olmayınca da gerek yok yani. Hani tanınmamış bir filmi de buraya getirmeye gerek yok yani. Çoluk çocuk çekmiş. Evet, haftanın kısa filmi. Aslında daha fazla seyredebilirdim. Pek vaktim olamadı. Çok fazla gün geçmedi zaten bir önceki podcast'ten. Terminus isimli bir kısa film. İlginç. Gene zaten sanırım Vancouver Film Okulu'ndan biri mi çekmiş? Öyle bir şey. Veya işte oradan birisi destek mi olmuş? Zaten Special Thanks'e Neil Blomkamp yazmışlardı. District 9'in yönetmeni. Bir adam var. Bunun peşine betondan bir böyle robot gibi bir şey takılıyor. Adam nereye giderse bu da onun peşinde. Gerisini anlatmayayım artık. Zaten kısa film ya. Ne oluyor anlatmayayım. Olaylar gelişiyor. Çekimleri çok iyi yapmışlar şeyi yani. O CGI'yi eklemeyi çok çok iyi yapmışlar. Hareketli özellikle de dönen kamerada 3 boyutlu görüntüyü eklemek gerçekten kolay değil. Özel yazılım gerektiriyor yani. Bunları güzel oturtabilmişler. İlginç bir film. Çok çok abartı iyi olmasa da en azından seyrettiğinize değer. Dediğim gibi ben biraz daha böyle avuç avuç film seyredip eleğin üstüne kalanları sizinle paylaşırım gene. Bu arada The Narrow World seyrettiniz mi? Geçen hafta söylediğim, tavsiye ettiğim. Onu açıklayacaktım değil mi? Arkadaşlar
Şu an zaten podcast'in son bölümü. O yüzden o kısa film, yani The Narrow World, bunu henüz seyretmediyseniz ve spoiler yemek istemiyorsanız direkt kapatabilirsiniz şu anda. Ama seyrettiğiniz, gene de anlamadıysanız veya anladınız bakalım Efe abi de aynı şeyi mi söylüyor diyorsanız açıklamasını yapayım. Biliyorsunuz filmde bir uzaylı robot geliyor dünyaya ve orada dolaşıyor. Bir şey yapmıyor yani. Kurtarıcılık yapmıyor veya saldırganlık da yapmıyor. Tepki vermiyor. Üç kişi de, bir tane bilim adamı, bir tane psikolog, bir tane de eski orduda görevli olan bir ordu mensubu. Bunu inceliyorlar ve röportaj veriyorlar. Daha doğrusu yorumluyorlar kameraya karşı. Filmin gösterdiği bu. Ancak filmin en sonunda kadın adama bağırdığı zaman, seslendiği zaman plajda, kumsalda, adam da döndüğü zaman arkada robotun kaybolduğunu görüyorsun. Aslında sonlarda robot uçmuş gitmiş olarak gözüküyor. Gene de seyircinin yorumuna gibi bırakılıyor. Gene de kaşıkla insana verilmemiş. Ancak onu gördüğüm zaman başa döndüm. Başa dönüp tekrardan seyrettim filmi. Toplamda 4 kere seyrettim. Ve şu an kesin olarak söyleyebilirim ki o robot gerçek değil. Adamın hayalinde. Adam o robotu görüyor. Kadınla konuşuyorlar ya. Kadın da aslında konuşurken he diyor ya. Robottan bahsetmiyor. Adamdan bahsediyor. İşte diyor, her gün aynı yerlere gider. Kumsala gider, sahile gider falan derken aslında adamdan bahsediyor. O ordu mensubu, emekli emekli albay, emekli ordu mensubu adam da, o adam da, bu abi de, o bilim adamının her gün bindiği otobüste arka tarafta oturan adam. Bununla ilgili de iki fikrim var. Birincisi, aslında çok çok hani araştırsam, baksam, internette google'latsam bulurum büyük ihtimalle de, gene de benim yorumuma kalsın istedim. Biraz gizemi bozulmasın istedim. İki tane fikrim var bununla ilgili. Birincisi, adam her gün işe falan gidiyor aynı saatte. O yüzden bu bilim adamıyla denk geliyor hep. O yüzden de bilim adamı bunu görüp bunun da işte eski ordu mensubu olduğu hayalini kuruyor. Yani bu adam da şeyin hayalinde. Daha mantıklı olan da gene o adam, ama büyük ihtimalle her gün bunu takip ediyor. Yani bilim adamını takip ediyor. Ve şey falan diyor ya, işte bu toplum adına bir tehdit oluşturabilir falan diyor ya, onda da gene bilim adamından bahsediyor. Çünkü bilim adamı işte şey olmuş, İlk başta anlatıyordu ya, böyle işte asteroid gibi, kuyruklu yıldız gibi bir şey geldi, düştü. Herkes de bunu kuyruklu yıldız sanıyordu ama aslında o bir robottu falan diyor. İşte bir alien'dı falan. Aslında büyük ihtimal sadece bir asteroitti. Ve daha sonrasında da herkese işte böyle bir robot var, alien var falan diyerek milleti galeyana getirmeye çalıştı. O yüzden de bu emekli albay, emekli ordu mensubu bu adamı tehdit olarak görüp her gün takip etmeye başladı diyebiliriz. Bunun haricinde neredeyse her sahneye detay koymuşlar. Hepsini söylemeyeceğim, kendiniz bulun biraz da. Mesela ilk başta adamın arkasında robotun resmini görüyorsunuz. Ama durdurduğunuz zaman robot resminin aslında bir bilim kurgu dergisinin ön kapağında olduğunu fark ediyorsunuz. Böyle çok şey var. Ondan sonra mesela adamın nerede olduğu yazıyor. Şeyi var, kimlik kartı var. Kimlik kartında da benim tam anlayamadığım bir şey söylüyor. Colossus Brain mi? Colossus Division diyor. Ama Colossus Division nereden? Onu bilmiyorum. Belki de adam eskiden çalışıyordu, atıldı. Büyük ihtimalle öyle. Çünkü sonuna kadar ofis gibi gösteriyor ya. En sonunda da o ofisin de geniş açıdan bir görüntüsünü görüyorsunuz. Orada da zaten adam aslında terk edilmiş bir depoda. Orada zaten artık kesin yani. Onu görünce de kesin diyorsun artık. Olay şu. Ha, zaten kadına soruyorlar. Eskiden birlikteydiniz, sonra ne oldu falan. Aramıza metaforik bir şey girdi diyor. Zaten adam da işte hani adamla ilgili konuşurken, bazı insanlar diyor işte önemli olabilmek için bazı şeyler hayal güçlerinden uydururlar, çıkarırlar. Ondan sonra işte bilinçaltı yukarıya çıkar. Bu tür şeyler söylüyor. Zaten anlaşılıyor yani. Adam bir noktada kafayı yemiş. İşten falan da atılmış ama pes etmemiş. Böyle olunca kadından da ayrılmış. Ben ilk başta hatta şeyi düşünüyordum. Kadından ayrılınca kafayı yedi gibi düşünüyordum ama tam tersi büyük ihtimalle. Kadın çünkü aramıza metaforik bir şey girdi diyor ya. Ondan sonra işte
zaten sonlara doğru anlaşılıyor. Dediğim gibi bu detayların sadece bir kısmı. Çok çok iyi bir film. Kısa film işte böyle olmalı. Çok fazla emek var. Ayrıca da bu film zaten uzun olmamalı. Bu kadar uzun olmalı yani. Daha uzun olursa tavsar. Ha, istersen sakız gibi uzatırsın filmi ama tavsar yani. Böyle iyi. Gerçekten demiştim. Unedited Footage of a Bear ve buna sadece 10 üzerine 10 verdim kısa film olarak. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu haftalık film köşemiz bu kadar. Adresimiz fido.com. FDB listeleri için fido.com/fdb. youtube.com/commac. twitter.com/commac. facebook.com/fidalfan. instagram.com/efe_aydal. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan çekimlerle ilgili fotoğrafları oradan paylaşıyorum. Diğer tarafa çok fazla fotoğraf koymak istemiyorum. Çünkü zaten Facebook'a çok fotoğraf koymuyorum. Hiç koymuyorum neredeyse. Twitter'dan da fotoğraf koyunca bir yerde birikmiyor. Adamın böyle profilinde fotoğraflara falan bakman çok iyi şey değil yani. Sağlıklı değil. Düzenli değil, organize değil yani. O yüzden Instagram'a dolduruyorum böyle. Çekim fotoğraflarımızı oradan görebilirsiniz. Hatta böyle sahnelerden de fotoğraflar. Ve tabii bunun haricinde destek olmak isteyen, sorularının okunma şansını yakalamak isteyen ve podcastleri bir hafta önceden dinlemek isteyen arkadaşlar için patreon.com/efeaydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Dünyada başka oyuncu kalmadığı için arkadaş zoruyla oynatılan jandarma rolündeki oyuncuya emanet olun.